Böğürtlenli kekimiz hazır arkadaşlar. Beğenen ve tüm yorumlara teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kakaolu kek yapıyoruz. Malzemelerimizi sıralayalım. 3 adet yumurtamız var. Kırdık. 4 yemek kaşığı kakaomuz. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımız. 1 su bardağı toz şekerimiz. 1 su bardağı sütümüz. 2,5 su bardağı unumuz. 1 paket kabartma tozu ve vanilya. Şimdi yumurtalarımızı çıkmak için koyarak işlemimize başlayalım. Evet, al bakalım ne olmuş. Ama nasıl çırpacağız? Yani çırpacımızı al gel anneciğim. 3 adet yumurtamızı çırpma kabının içerisine aldık. 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserini çırpıyorum. Köpürene kadar malzemelerimizi çırpıyoruz arkadaşlar. Mikserimizden yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırptık. İçerisine yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımızı ekledik. Yağmurumu karıştırsana anneciğim. O dökülsün. 1 su bardağı sütünü ilave ediyorum. Evet. Şimdi Yağmur bekle. Kakaomuzu ekleyeceğiz. Sen bekle. 4 yemek kaşığı kakaomu da ilave ediyorum. Bunu karıştırıyorum. Ben çırpayım, bir dakika dağılmasın. Sonra sana yine vereceğim, tamam mı? Şimdi sen de yavaş yavaş onu ilave edebilirsin. Evet. Yavaş yavaş. Hep kakao mu olacak? Evet, olacak. Hepsini döküyorum. Evet anneciğim, dök. Yavaş yavaş dökebildiğin kadar dök. Evet, hepsini dök. Dök olsun önemli. Yavaş yavaş. Aferin. 2,5 su bardağına denk gelecek şekilde unumuzu ilave ettik. Yağmur, şimdi kabartma tozu ve vanilyasını da ekle kızım. İlk baş bunu ekleyebilirsin. 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyamızı da ekliyoruz. Kekimizi 180 derece ısıtılmış fırına koyacağız. Böyle koyabilirsin canım. Onu da koy, vanilyamızı da tamam. Şunun da iyice onu yerleştirdik. Evet, kekimiz çok akışkan bir kıvam değil, hafif katı bir kıvamda. Tepsimi yerleştireceğim. Tepsimin altında yağlayacağım ve unlayacağım yapışmaması için. Yağmurcuğum, sen bunu karıştırmaya devam et. Ben de tepsimizi hazırlayayım kızım, tamam mı? Tepsinin içerisine ufak bir tereyağı alıp... Anne. Tamam anneciğim. Tereyağımla yağlayıp üzerine de un serpeceğim. Tepsimi yağladıktan sonra üzerine bir miktar da un ilave ettim ve tepsimin her kısmına gelecek şekilde tepsimi çeviriyorum. Bu arada Yağmur'da kekimizi karıştırıyor. Kıvamı çok güzel oldu. Tepsimizin her kısmını unladık, yağladık ve kekimizi tepsimize döküyoruz. Yağmur, sen bunu al anneciğim, şunu al onu ilave. Ama damlatırsın, dikkat et. Annem, sen şöyle tuttun mu? Aferin, sıyıralım şimdi. Böğürtlenli kekimiz hazır arkadaşlar. Beğenen ve tüm yorumlara teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.